Şimdi Nur talebesi nedir? Bununla ilgili bir yer okuyacağız. Ve Rıza'nın derdi bize kazandığı nelerdir? Onu söyleyeceğiz. Ben bir şey daha söyleyeyim derse başlayayım. Allah'ın adı Ağrılı meşhur bir alim. Rıstat Hoca. Büyük Rıstat. Rıstat Hoca derdi Zümer'e duymuş ki. Demiş ki Nurcu olmak kolay ama Nurcu olmak zor demiş. Yani meşrebe uymak. İnşallah bugün gelme söyleyeceğiz. Evet. Her zaman olduğu gibi bizim baz alacağımız bir mektup. Sadakatle ilgili, hizmet dostluğuyla ilgili, sen okuyanları ne kazandırdın diye ilgili. Evet şu ara bir yer okuyacağız. Sonra onu atıktan yapacağız. Saati bakıyoruz. 35-40 dakikada bitireceğiz. Buyur abi başlayalım. Lafı edeceğim varsa bir şey. Evet. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatü ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Rahim Hocam'ın ifade ettiği layıkaların kıymetiyle alakalı ben de Zübeyir abiden bir hatıra arz edeyim. Demişti, kardeşim Risale-i Nur'da imani bahisler var, müdafalar var, layıka mektupları var. İmani bahisleri okuyan imanda inkişaf ve terakki eder. Layıka mektuplarını okuyan Risale-i Nur'un meslek-i meşhebine uygun hareket ederek muğlak meselelerde hataya düşmez ve aldanmaz. Çok zor. Müdafaları okuyan davasının müdafasıyla mücehiz olur. Yani Nur talebeleri şeyini hepsini beraber okumak, istifade etmektir. Önemli. Evet. Şimdi dersimizden 13. şuadan bir mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim. Sair yerlere nispeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve meşakkatini çeken elbette bu hapsin sebebinde derecesine göre bir kaçınmak meyli olacak. Fakat onun zahiri sebebi olan Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı imanı tahkiki ve imanı tahkikiyle hüsn-i hatime ve şirket-i maneviyle yüzer adam kadar amal-i saliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden bu iki neticenin fiyatı sarsılmaz bir sadakat ve sebatkarlıktır. Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı imanı tahkiki ve imanı tahkikiyle hüsn-i hatime ve şirket-i maneviyle yüzer adam kadar amal-i saliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden bu iki neticenin fiyatı sarsılmaz bir sadakat ve sebatkarlıktır. Onun için pişman olmak ve vazgeçmek büyük bir hasarettir. Şakirtlerin dünya ile alakası olmayan veya pek az bulunanların bu hapis daha hayırlıdır. Bir cihette hürriyet yeridir. Ve alakası bulunan ve idaresi yerinde olanlara sarf edilen paraları muzaaf sadakalara ve geçirilen ömür saatleri muzaaf ibadetlere çevirmesinden şekva yerine şükretmeleri iktiza ediyor. Ve fakir ve zayıf kısmı ise zaten hapsin haricinde onlara faydasız sevaplar, mesuliyetli meşakkatler verdiğinden bu hayırlı, çok sevaplı mesuliyetsiz ve arkadaşlarının mütekabil tesellileriyle hafifleşen meşakkat onlar için medar-ı şükrandır. Tabii bu paragrafta can alıcı nokta, vurgulan nokta şu. Okuraya. Fakat onun zahiri sebebi olan Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı imanı tahkiki. Yani biliyorsunuz bak derse giriyorsunuz. Veya hizmete koşuyorsunuz, meşakkası olmuyor. Tabii üstad da bu zahmette ne mükafat alıyorsunuz. Malum, inne malisi yusra, inne merkebi ferici. Meşakkattan sonra, zahmetten sonra rahmet vardır. Şimdi risaletten sonra başladığı kolay iş değil. Cidden her şeyin bir şeyi var, ceremesi var. Şimdi risalet talebeyi okuyu da risaledir. Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı imanı tahkiki ve imanı tahkikiyle hüsnü hatime
Ve şirket maneviye ile... Bak bir Risale bir ne veriyor? İman-ı tahkiki. Bir daha bak. Tahkiki. İman-ı tahkiki ve iman-ı tahkiki ile hüsn-ü hatime. Üç kişi bir iman-ı tahkiki artı hüsn-ü hatime bunu veriyor. Bunu anlatacağız. Sonra ve şirket-i maneviye ile yüzer adam kadar amel-i saliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden. Evet. Bu iki neticenin fiyatı sarsılmaz bir sadakat ve sebatkarlıktır. Demek ki her şeyin bir mükafatı vardır. Şimdi burada önemli şey Risale-i talebesi olmak. Kastımız kendi mi kastım? Kastım sen mi kastım? Ben de. Aşağı. 98'den 90. Kastamonu. Bir şey var. Risale-i talebesi ilk aklıma geldi. Bunları daha önce söylemiş yapmıştım. Risale-i Nur talebelerinin hastarı olan sahip ve varisleri ve hastarının hastarı olan erkan ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum. Risale-i Nur'un hakaik-i İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor. Yani iman hakikatleri, evet. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Çünkü üstadımız diyor ki, ders anlamayın. 21. namada, 21. namada bu eserleri okuyarak, anlayarak okuyan, Bir sene anlayarak okuyan zamanı mühim bir alim olur. Alim deyince tefsir, fıkradis değil. Sadece iman. Hadi. Çünkü diyor ki Üstad mektubatta şu ilk ünlü imanede fetva olmasıyla tasrif edilmiş. O iman meselesinde önemli bu ya. O diyor, evet. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Delikanlı, samimi söylüyorum. Bugün ben bir yere ders edin, kaydı alıyorsunuz, inan. Orada bir dedim ki, bugün en önemli iman meselesidir. Görürsün dışarıda. Kalbi emin olsun yapabilir mi? İman meselesi. Amel imandan yüz değil. Fethetini mesela bir ters düşüyor. Amel iman var. İmanı kurtarır mı? Neşe kurtarır. Ama iman var mı? Onun için peki iman nasıl olacak? Bu aslında imanla en önemli yol nedir? Yapıyorum. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ya. Ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet, 15 sene yarın 15 haftada Risale-i Nur onu kestirir, iman hakikiye ihsal eder. Şimdi Emir Dağ bize, Emir Dağ sen, Emir Dağ. Bak iman taklidi ve tahkiki oluyor. Emir Dağ ile sahipte 144'te galiba, Emir Dağ ile sahipte 144'te ki taklidan tahkik etmenin imanı başlıyor. Kuşa dinlenir. Bunlar var ya, bağlıda var. Kuşa dinlenir. Evet. Uyuma. Kardeşim. Evet. Bak, bana bakın uyumayasın. Tamam. Evet. Evet, imanı taklidi. Bakın. Çabuk şüphelere mağlup olur. İmam-ı Gazan şeyi var. Diyor ki, mum var ya mum. Çıktı mı böyle rüzgarlamadı mumu alır. Söner. Peki ne yapacağız ona? Söyle. Yıkılık yapmış. Var. Hakkülü var. Fanus. Fanus. Peki o da sönebilir. Kırılır. Ha kırılır. Ne lazım? Lüküs. Var mı lüksün? Ne var mı lüksün? Evet. Lüküs. O daha sağlıyor. Ama o da fikir düştü mü? Peki ne var? Ampul var. Ampul daha tasarlı. O da teri geçecek mi kayacak? Var. Ne? Patlar. İman güneş gibi olunca tahkiman bu. Bu yapmanın yolu ne? Evet. Evet, imanı taklidi çabuk şüphelere mağlup olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan imanı taklidi de pek çok meratip var. O meratiplerden ilmel yakın mertebesi çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi iman bir şüpheye karşı bazen mağlup olur. Hem iman-ı tahkikinin bir mertebesi de aynel yakın derecesidir ki pek çok mertebeleri var.
Belki Esma-i İlahiyat dedince tezahür dereceleri var. Bütün kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem iman-ı tahkikinin bir mertebesi de aynı yakın derecesidir ki pek çok mertebeleri var. Belki Esma-i İlahiyat dedince tezahür dereceleri var. Şimdi şey, ilmel yakın. Aynen yakın, hakkal yakın. İlmel, aynen. İlmel yakın. Atlayalım buradan. Evet. Uzaktan bir duman. Uzaktan bir duman görsek, biliriz ki orada ateş yanıyor. Bu ne demek? Yani ilmel. Evet. Yani ateş yandığını anlarız. Şöyle tepeye çıktık, ateşi gördük, aynen yakın oldu. Şimdi daha yaklaştık. Hangi daha kuvvetli? Aynen yakın daha kuvvetli. Değil mi? Gördük. Ama cakar yapmaz. Yani gittik, ateşe iyice yaklaştık. Hararetin ısısını anladık, o zaman hatta yakın oldu. Peki niye ilmel aynen yakın dedik? Ehemmiyeti ne? Sonra bu ışıkları yatsın. Sekerat bakın. İman-ı tahkiki, ilmel yakın, ilmel yakinden, hakkal yakine yaklaşır, yakınlaştıkça, iman-ı tahkiki, ilmel yakinden, hakkal yakine yakınlaştıkça daha sen bedilemeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler. Ya insan farklı. Yemek yedi uyku geliyor ya. Ben benim şeklim sorun değil mi ya? Evet, git yüzüne bak. Evet. Sonra. İmanlı tahkiki ilmel yakından hakkal yakine yakınlaştıkça daha sen bedilemeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler. Ve demişler ki sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüte düşürebilir. Bu nevi iman-ı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Bir satır ekle. Hem kalbe, hem ruha. Hem kalbe, bak. Hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor ve kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. İkinci bir nokta söyleyeceğim. Hatta bir alime söylemiştim. Kitabı aç, böyle bak. Ayrı bir hava alır. Cennet mekan inşallah benim rahmet deyip sonu cevabı şu aşağıda ders yapıyorum hatırlayabiliriz mi? Bir hatıra anlatmıştım. Dedi Rabi Hoca o resimden bulacağım. Bütün dünyayı gösteren demişti. Vefat etti. Resim şu. Bir gün diyor ben diyor Cevşen okuyordum. Hatırladın mı? Almanya'da gelen akrabası, yeğeni. Dedi ki amcamın dayı baktım tak fotoğraf çekti. Fotoğraf çekince o fotoğrafta bir ışık gözüktü. Bunu söyledi hatırladım. Şimdi ya bunu anlattım. Demek ki sen okuyunca, ben okuyunca bir şey anlıyor musun? Bu neye benzetiyor? Bak bir de anlama var biliyor musun? Ne anlattı? Bir dakika. İman hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor o tahkik iman ki kökleşiyor ki şeytan bile o yerlere yetişemiyor. Çok önemli burası. Ben bakın bir örnekler vereceğim. Bu da bağdaştır. Hem iman yalnız ilim ile değil. İmanda çok letaif hisseleri var. Yemek yedin, evet bak şimdi. Nasıl ki bir yemek mideye girse, evet. O yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkisap edip tevzi olmuyor. Doğru mu? Evet. İlimle gelen mesail imaniye dahil bu dersler akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza. Letaif kendine göre birer hisse alır, nas eder. Şimdi Emer. Demek ki biz okumanın şimdi vardı. Her adamlarız değil mi? Her türlü yerde sonra. Öğlelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Neden? Evet. Bu imanı tahkikinin üsülüne vesile olan bir yolu velayeti kamiliyle keş ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu iki yol var. Böyle bir tarikatla kaybı şey yani böyle görerek kerametle görürsün. Bir de gaybi yol, sağ yolu onu söyleyeyim. Bu yol hasla havasa mahsustur. Bu imanı şuhudidir. Yok. İkinci yol yani bizim meselemiz imanı bir gayb cihetinde
sırr-ı vahyin feyziyle, bürhani ve Kur'ani bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkal yakın derecesinde bir kuvvetle, zaruret ve bedahet derecesine giren bir ilmel yakinle hakaik imani tasdik etmektir. Bu ikinci yol, Risalet-i Nur'un esası, mayası, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-i Nur, hakaik imaniye muhalif olan yolları gayrimümkin ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler. Sen şimdi Emirdağ'da kaldı ya, orada girdik. İman dedi ki, iman taklidi taklidi ya, ilmel anyan yakın, hakka yakın dedi ya, evet. Oradan girdik. İmanı tahkikinin bir mertebesi aynen yakın derecesidir ki, görerek değil mi? Pek çok mertebeleri var. Belki Esma-i İlahiyye dedince tezahür dereceleri var. Bütün kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine geldi. Hem bir mertebesi de hakkal yakındır. Allah hakkal yakın. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara işte bak şübahat orduları hücum etse de inşallah bir halt edemez. Rabbim bize bu nasip etsin inşallah. Bu ulema-i ilmi kelamın binler cilt kitapları zatli bu bir ulema-i İslam'ın binler cilt kitapları akla ve mantığa isnaden telif edilip yalnız o marifet-i imaniyenin bürhanlı ve akli bir yolunu göstermişler. Ve ilahi hakikatin yüzer kitapları keşfe, zevke istinaden o marifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette ishar etmişler. Evet. Fakat. Kur'an'ın mucizekar cadde-i kübrası şu bizim yol, yani üstadın yolu gösterdiği hakaiki imaniye ve marifet-i kutsiye o ulema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur bu cami ve külli ve yüksek marifet caddesini tefsir edip evet. Bin seneden beri Kur'an aleyhine, İslamiyet ve insaniyet zararına ve adem alemleri hesabına tahribatçı külli cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor, müdahale ediyor. Elbette hadsiz tahşilata ihtiyacı vardır ki o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp ehli imanın imanını muhafazasına Kur'an'ın nuruyla vesile olsun. Evet. Şimdi bir daha kulak. Risale-i Nur dedik, bir daha özetleyelim. Risale-i Nur'un ne kadar? O zahmet çekenlere kazandırdığı... Bak dinliyorsunuz. İşte yok, zahmet çıkıyorsunuz vesaire. Bunlar evet. İman-ı tahkiki, bak iman-ı tahkiki ve iman-ı tahkikiyle hüsn-ü hatime. İman-ı tahkiki anlattık. Son nefeste imanla gidiyor. Dedik iman yakın, aynı yakın, hakka yakın. Mesela ampul örneğini verdim, mum örneğini verdik. Mumdan böyle güneş kadar çıktığı vakitte daha iman serbedilmez. Benim aklıma gelmez. Böyle bir, bugün bir dersi yapıyorum bir yerde. Bende cebimde şey vardı. Beyaz mermer vardı. İnan. Ben bunu yapacağım, sen bunu getirdim. Ondan sonra şekeri, dedim ben bu şekeri de gördüm, şekeri. Şimdi ben çay yasam olacak, erir dediler. Attım şeker, karşım erirdi. Ondan sonra ya ben bir tek şeker içemiyorum, bunu atayım dedim. Baktım bir türlü erimiyor. O zaman bu ne dediler? Bak bu erimiyor. Bir iman taklidi çok eriyor. İkinci ne? İmanı tahkiki. Şeker. İmanı böyle olursa paçayı kurtarırız. Bir bur iman. Sonra ne veriyor? Ve şirket-i maneviye ile güzel adam kadar ameli salaha. Şimdi bir iman tahkiki ve hüsn-ü hatime bunu anlattık. Bir de ne diyor? Şirket-i maneviye ile. Bir de şirket-i maneviye. Kastamonu'da bakayım. Güzel var. Şirket-i maneviye. Şirket-i maneviye. Bunlara kadar söyleyeyim. Bir hatıra söyleyeyim. Rahmetli Bekir abiyle beraber 1970'ten önce bir yere gitmiş, Sarıkamış. Döndük bir yerde namaz kılıyoruz. Dedi ki bana maddi şirkette bile var değil mi? Maddi şirkette. Evet. 1 lira veren o zaman. Dedi bu 100 lira veren, 1000 lira veren olur mu okula? Ona göre kira olur. Ama manevi şirkette öyle değil. Manevi şirkette 1 de 10 de veren aynı sahip olur. Manevi şirket mi? Evet. Ne demek? Sen söyle manevi şirket dedi. Şimdi burada okuyacağız. Oku bakalım.
Risale-i Nur şakirtlerinin iştirak-ı amal-i uhrevi düstur esasiyeleri sırrınca her birisinin kazandığı miktar her bir kardeşlerine aynı miktar defteri amaline geçmesi o düsturun ve rahmet ilahiyenin muktezası olma haysiyetiyle Risale-i Nur dairesine bak önemli şey şimdi aşağı söyleyecek burada bağdaştırıyor ne bir Risale-i Nur dairesine sıdk bir sadakat ki, ve ihlasla girenlerin kazançları pek azim ve küllidir. Zaten şey olacak şartı bu. Her biri binler hisse alır. İnşallah envali dünyevinin iştirakı gibi, dünyevi şirketlerde iştirak gibi inkısam ve tecizzi etmeden her birisinin aynı amel defterine geçmesi bir adamın getirdiği bir lamba binler aynelerin her birisinin aynı lamba inkısam etmeden girmesi gibidir. Yani daha şimdi söylemişti ya nedir? Yani bir kar dağılıyor. Kim 10, kim 100. Herkes iştirak ettiği nispetle hisse alıyor kendine. Ama manevi şirkette onunla bütün o toplanan şeyler, hayırlar, sevaplar, kazançlar burada üstad bir şart getiriyor. O da ihlas ve sadakat diyor. İhlas ve sadakat nispetinde hepsini toplanan bütün ne kadar kar kazanç varsa onun defter hasenatına geçebiliyor. Demek abi üstadım yani mektuplarda özellikle devamlı kardeşim demesinin hikmeti de buradan gelişimi ya anlar. Çünkü niye? Kardeşlik hukukunda bir eşitlik. Evet tabi. Ufak yani, kardeş. Aynı şeyde alıyor. Evet. Aman unutma başı. Oku şimdi. Şu yarım kaldı. Daha bitir abi. Demek Risale-i Nur'un sadı şakirtlerinden birisi Leyli Kadir'in hakikatini ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa umum hakiki sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak Üstad-ı Rahmet-i İlahiye'den çok kuvvetli ümit var. İki hatırlattı o. Birinci hamdolsun paçayı kurtarıyorsunuz. Ne yönden? Üstad diyor lemalarda günah çedi ödeyeceksiniz. Evet. Sevap çedi devam edecek. Hepsini sevap alıyor musunuz? Evet. Bu bir. İkinci de bir örnekler verdi. Bir adam getirir lamba. Nasıl böyle bir daha gidiyor? Bir lamba yaptı. Aynaya aynası var. Binler aynı o lamba, binler aynalara kısam etmeden, parçalanan, bölünmeden aksetmesi öyle, işte ona evet, örnek oluyor. Sevaplarda aynı sevaplarda. Şey oluyor. Nur ve nurani olduğu daha için bakın. Herkesin defter hasenatına geçebilir. Yani. Burada bir ince bir soru mesela söyleyeyim. Bak şurada, bunun da. Ha, bunu da bak. Peki hocam burada az çalışanla çok çalışanın farkı olmuyor mu? Şimdi, demeden sadakat diyoruz ya. Cevabını verirsin şimdi. Öyle mi? Şimdi mesela çıktı, kimin aynası bu kadar? Kimin Hindistan Fatih aynası bu kadar? Dağılıyor ama aynanın kabiliyetini istiyor. Tabii. Abi, kim ayna büyük, kimi küçük. Ya. Ne kadar büyük olduğunu o kadar ayna ışık alır. Bir de ayna parlak olacak. Parlak olduğunu daha çok ışık. Aynanın büyümesi ve parlamasını ne yapması lazım? Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve iştinab-ı kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Allah razı olsun gençler. Nedir? Sadakat ve hizmet ayrımız büyür. Hizmet. Zaten konu o. Sadakat ve hizmet. Zaten sana söz bırakacağım orada. Bir de takva ve iştinab-ı kebair ile aynımız olur. Günahlardan parçalmakla parlar. O ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta çalışmak gerek. Şimdi okur Betül bu. Az kaldı. Şirket maniye ile... Anlat. Ha, şirket maniye ile... Emir de alakasıdır. Şirket maniye ile... 93 yaş. Şirket maniye ile... Bir de onu söyleyeyim. Hava açmayınca akıl bir şey geliyor. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var. Öyle mi? Tam bir ihlas. Tam bir ihlas. Ve tam bir mahviyetle. Mahviyet, tevazu. Sabahat kerane Risale-i Nur'a şakirt ol. İnşallah. Ta binler, belki yüz binler şakirtlerin şirket-i manevi uhreviyelerine hissedar ol. Ta senin hayırların, iyiliklerin cüziyetten çıkıp küllilesin. Ahirette tam karlı bir ticaret olsun. Yani dün Çorlu'ya gitmiştim. Orada bir de söyledim. Adam çok şaşırdı. Dedim bak sana bir şey anlatayım. Duyduğumu söylüyorum.
ahir zamanda adam günahkar ölmüş Abdullah. Evliyana kalkar. Deyince cemaat soruyor. Cemaat soruyor da. Soruyor bu nasıl olur mu? Cemaat. Bak iddiada bak görürsün derim. Günahkar ölüyor ama onun bir çocuğu vardır. Kur'an iman yapar. Hizmete gider. O onun yaptığı şey gider. Demek inşallah biz günah çekip ölürsek kardeşlerimizin yaptığı dualar. Evet. Şirketi maneviye sırrıyla inşallah. Ama çalışmak lazım değil mi? Evet. Peki. Gülbeyli okesinde bir de söyle. Hani uyuyor. Mesela bu gün bugün şey. Bugün Cilice'nin birinci günü. Bu gece var ya. Kadir Gesi gibi yüksel alır. Evet. Hadi ihya edelim. Ahmet de onu uyuyor. Kadir Gecesi bak, gibi. Böyle bir şey olmuş bak. Yani mübarek gecede. Yani mübarek gecesinde herhalde yine bir Kadir Gecesi olacak. İsim verme. Süleymaniye 46'da. Bak. Herkes okuyor. Bu arada şimdi Süleymaniye'nin giriş katı neredeyse bir üst katı da vardı. Orada da yine abiler kalıyordu. Yine orada da okuyorlar. Her taraf dolu. Bu arada kardeşlerden bir tanesi saat gece bir olmuş, okuyacaklarını bitirmiş. Diyor ki ben ya nasıl olsa şirket çalışıyor, ben biraz uyuyayım diyor. Bak. Nasıl olsa şirket çalışıyor, ben biraz uyuyayım diyor. Bak. Birinci abi orada rahmetli. Olmaz diyor. Diyor musun? Niye nasıl olsa diyor ben vazifemi bitirdim. Şirket çalışıyor. Şirket çalışıyor. Olmaz diyor, beraber çalışacağız. Bu arada Zübeyir abi odadan çıkıyor. Abi Zübeyir abi ne diyor bu kardeşimiz diyor. Ne diyor? Diyor ki ben diyor vazifemi yaptım, okudum. Şimdi uykum geldi. Biraz dinleneyim. Uyuyayım. Nasıl olsa şirket çalışıyor diyor. Kardeşim olmaz. Hep beraber çalışıyor. O senin dediğin bektaşiliktir diyor. Hep beraber çalışacağız. Cenab-ı Hak bizlerden biri hangisi Cenab-ı Hak ne şey yaparsa kabul ederse birisini kabul etse umumunki kabul etmiş gibi olur. Ve şirketi maneviye o sırra o dahil olunur. Allah nasip etsin. Evet, oku mektubu. Şirket-i maneviye ile yüzer adam kadar amel-i saliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden bu iki neticenin fiyatı sarsılmaz bir sadakat ve sebatkarlıktır. Sadakat? Sadakat. Şimdi sadakatla ilgili sen şu ala sende mi? Şu ala. Ben de. Bak şu ala. 415 aç bak şu ala. İşte. Şu ala. 418 aç. Çatır bir sayı var. Yani. Eski zamanda bir şeyhin müritleri pek çok olmasından o memleketin hükümeti siyasetçe telaş edip onun cemaatini dağıtmak istemiş. Bak burası çok önemli. O zat hükümete demiş, benim yalnız 1,5 müridim var, başka yok. İsterseniz tecrübe edeceğiz. O zat bir yerde çadır kurdu, kendi binler müritlerini oraya topladı. O da emretti, ben bir imtihan yapacağım. Evet. Her kim benim müridim ise ve emri kabul etse cennete gidecek. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti. Güya has bir müridini kesti. Cennete gönderdi. O kanı gören binler müritler daha hiçbir şeyhi dinlemedi. İnkara başladılar. Yalnız bir adam dedi başım feda olsun yanına gitti. Sonra bir kadın daha gitti. Başkalar dağıldılar. Yani 1,5 müridimi dedi. O zat hükümet adamlarına dedi. İşte benim 1,5 müridim bulunduğunu gördünüz. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükür olsun ki Risale-i Nur Eskişehir İmtihan ve Mahkemesi'nde şakirtlerinden yalnız 1,5 kaybetti. O eski şeyhin aksine olarak Isparta ve civar kahramanlarının himmetiyle o zayi olan 1,5 adam yerine 10,000 ilave oldu. İnşallah bu imtihanda dahi hem şark hem garbın kahramanlarının himmetleriyle çokları kaybedilmeyecek. Ve bir giden yarın 10 gelecek. Değil mi? Evet. Sen orada bir hatıra söylemişsin. Bu Eskişehir Mahkemesi'nde demişsin ya bir ara. Hatırladın mı? Evet. Eskişehir Mahkemesi'nde idamla yargılanıyor. 120 talebesiyle Üstad Hazretleri. Tabii ki hiçbir suç yok. Yani delil yok. Sadece Üstad'a
tesettür ayetini tefsir ettiği için 11 ay ceza veriyorlar. Ona da yardımcı olduğu için 15 talebesine 6'şer ay ceza veriyorlar. Diğerinin hepsini beraat ettiriyorlar. Şimdi Kürsat Eskişehir hapsinde. Oradan sonra çıkacak, nereye gidecek bilmiyorlar. Şimdi gidenler, çıkanlar şeyde Isparta ve kazalarında, köylerinde yazıp çoğaltan nur talebeleri. Gittikleri zaman kaç aydır evlerden uzak kalmışlar. Taze Bismillah deyip kaldığı yerden Risale yazmaya başlıyorlar. Hiçbir ondan sonra şey yok, sıkıntı yok, ümitsizlik yok. Ve ustadın da daha sonra Kastamonu'da olduğu öğreniliyor. Oradan mektuplar göndermeye başlıyor. Kuvve-i manevileri daha da gelişiyor. Demek ki sadakatın bir manası da her zor şartları bile derse devam etmek. Evet. Şu hadis-i şerif sırrına mazhar olmak ki tarihçi hatta ilgili bir yer hadiste. Evet. Peygamber Efendimiz el ulema veratetul enbiya'i, yani alimler peygamberlerin varisleridirler. Hadis-i şerifleriyle alim olmanın pek kolay bir şey olmadığını icazkar belagatlarla beyan buyuruyorlar. Zira madem ki bir alim peygamberlerin varisidir, o halde hak ve hakikatın tebliğ ve neşri hususunda aynen onların tutmuş oldukları yolu takip etmesi yani lazım. Biz de buraya uyarız. Abiler nasıl yapmış, nasıl çalışmışlarsa derse gelmek, ders okumak, etrafa yaymak, program yapmak, evet. Her ne kadar bu yol, bakın, bütün dağ, taş, çamur, çakıl, uçurum, böyle yok. Daha beteri, takip, tevkif, muhakeme, hapis, zindan, sürgün, tecrit, zehirlenme, idam sehpaları ve daha akıl ve hayale gelmeyen nice bin zulüm ve işkencelerle işte doldu. Bu sadakatı emin etti. Abiler ne diyor? Hep yemin ettirmiş galiba, değil mi? Nasıl oluyor bir hani? Rahmetli Bayram abi anlatıyordu. Bakın. Diyordu ustad zaman zaman bize sadakat yemini ettirdi. Yani Risale-i Nur'un tarzından, benim tarzımdan dönmeyeceğinize yemin edeyim diye. Biz de yemin ederdik diyor. Ustad da kendisinden misal vererek, şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri gelse, Said şu tarzını bir parça değiştirsen, her bir akşamda, bir gecede 1 milyon müridin olacak. Bakın. Ve herkes sana hürmet edecek. Yoksa böyle sıkıntılar, hapisler, mahrumiyetler içerisinde kalacaksın dese, ben gerçi ustadımsın der, elini öperim. Fakat ben ustada hakikiden, hakiki dersimi almışım. Onun için ondan sonra bu kimse de gelmese, tek başıma da kalsam bu tarzımdan, bu davamdan vazgeçmeyeceğim. Bir de şey söylesene, 1972 yılında Bayram abiyle, Tahir abiyle, Demir hocam, Türkiye'de dolaştılar hani bir, benimle beraber gelen, evet. O bir daha söyle. Şey, Bayram abi bizzat ondan sonra çeşitli biliyorsun, değil mi? Hatıralarında da var. Diyor, Üstad Hazretleri demiş, benimle gelen eğer ruhu mahşerde perişan olursa sırtımın yükü olsun. Ama ihlas, sadaka şart. O mühim. Bir iki örnekleri bitireceğim. Şu 2700 Zeynep'de ben Farsça sorgun da manasını versin. Şeyde yani bir olay var. Kur'an'da geçiyor. Ashab-ı Kehf biliyorsunuz. Ashab-ı Kehf'in köpeği olay 6 kişi mi? Hani o zalim kraldan kaçıyor ya. Yedincisi de köpek. Köpekmiş. Beraber gidiyor. Köpeğin aklı fikri yok ama sadakattan dolayı onu takip ediyor. Bunda bir hak var diyor. O onun mükafatını görüyor. Ya Resulallah çi bahşet çünseki ashab-ı kef dahilen cennet şılem der zümreye ashab-ı. Sen ashab-ı cennete gider. Ashab-ı kefi de cennete gidiyor. Neyse bu manasını şunu okusun kardeşimiz. Şunu okur. Ya Resulallah nasıl olur ki ashab-ı kefin köpeği senin ashabınla beraber cennete girsin? O cennette, ben cehennemde. Reva mıdır bu? O kef ashabının köpeği, ben senin ashabının. Yani o köpek sadakattan dolayı cennete gidiyor da köpekken. Elbette ki biz insan olarak bu dair bağlamın hikâdı nedir? Demin okuduğum mektup, Ahmet'e okuduğum mektup bir şey okudu. Isparta kahramanları gibi.
Bununla bir müjde var. İnşallah onu okup bitirelim. Ben kapatalım. Feyzi kardeşim. Onu da kısa söyle bunu. Üstad Hazretleri Kastamonu'da orada kendisine hem talebe hem hizmetkar hem fevkalade sadakatli ondan sonra kahraman, alim bir zat olan Mehmet Feyzi abi ona ders veriyor. Fakat onun şahsında kıyamete kadar gelip geçecek nur talebelerine ders veriyor. Bizlere ders veriyor. Yani burada Feyzi kardeşim derken her birimiz kendimiz muhatap almamız lazım. Yani ustad bana hitap ediyor. Evet. Kardeşim sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın. Evet. Hapishanede Allah rahmet eylesin. Mühim bir şey ve mürşit ve cazibedar bir Nakşi Evliyası'ndan bir zat 4 ay mütemadiyen Risale-i Nur'un 50-60 şakirtleri içinde cerpkerane sohbet ettiği halde yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine çekebildi. Nasıl olur? Yani, hapishane mi adam koymuşlar, şey mi koymuşlar? Sene 1935, 120 talebesiyle birlikte Bediüzzaman Hazretleri'ni Eskişehir hapishanesine alıyorlar. Ve orada zulüm başlıyor. Üstad Hazretleri'ni tek başına bir koğuşa koyuyorlar. Ve talebeleriyle hiçbir surette görüştürmüyorlar. Tam 4 ay. Bu arada Yalova'da bir şeyh 17 müridiyle yine tevkif edilip onu da Eskişehir hapsine gönderiyorlar. Fakat bu göndermede bir maksat var. Bu şeyhi tam serbest bir tarzda istediği gibi konuşma, sohbet ondan sonra yapabilecek bir vaziyette serbest bırakıyorlar müritleriyle birlikte nur talebelerinin koğuşunda. Daha ki nur talebelerinin işte teveccühü üstattan değil o şeyhe gitsin aralarında bir ondan sonra şey açılsın üstatta olan münasebeti kesilsin diye. Fakat ancak bir tane diyor şakirdi o da muhakkaten kandırabildi. Ötekisiler diyor müstahini kaldılar. Mesele bu. Hapishanede Allah rahmet eylesin mühim bir şeyh ve mürşit ve cazibedar bir Nakşi Evliyası'ndan bir zat 4 ay mütemadiyen Risale-i Nur'un 50-60 şakirtleri içinde cerpkerane sohbet ettiği halde yalnız bir tek şakirti muhakkaten kendine çekebildi. İçici olarak ya. Mütevakisi o cazibedar şeyhe karşı müstahni kaldılar. Risale-i Nur'un yüksek, kıymetdar, hizmet imaniyesi onlara kafi olarak kanaat veriyordu. O şakirtlerden gayet keskin kalp basireti, o şakirtlerin gayet keskin kalp basireti şöyle bir hakikat anlamış ki Risale-i Nur'la hizmet ise imanı kurtarıyor. Anlattık ya. Tarikat ve şeyhlik ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise 10 mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve şey daha sevaplıdır. Bir adamın imanı kurtarmak sahra doğrusu atları mı? Evet. Kırmızı koyunlar. Ben daha yaptım. Nasıldı? Bir insan imanını kurtarmak diyor, sahra doğrusu kırmızı koyunlardan daha iyi. O bir. Bir de güneşin üzerine doğup baktığı her şeyden daha iyi. Yani kırmızı koyun bugün mesleşmiş düşün. Bir abahat da olsun. O şakirtlerin gayet kesin kalp basireti şöyle bir hakikat anlamış ki Risale-i Nur'la hizmet imanı kurtarıyor. Tarikat ve şeyhlik ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise 10 mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman saadet ebediyi kazandırdığı için bir mümine küreğers kadar bir saltanat-ı bakiyi temin eder. Evet. Velayet ise müminin cennetini genişletir. Parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, 10 neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise bir adamın imanını kurtarmak, 10 adamı vali yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. Evet. İşte bu dakik sırrı senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumunun keskin kalpleri görmüş ki buyur. Benim gibi bir çare günahkar bir adamın tabii arkadaşlığını evet. Evliyalara belki de bulunsaydı müştehitlere dahi tercih ettiler. Bak burası çok önemli şimdi. Dokun. Bu hakikate binaen. Bu şehre. Bu şehre bir kutup.
bir Gams-ı Azam gelse, yani, seni 10 günde velayet derecesine çıkaracağım dese, ne koşup koşa gider mi? Sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanların arkadaş olamaz. Rabbim bizi Isparta yani, kahramanı yapsın. Hizmetkarlık, hizmetkarlık o şehitlikten daha yüksek, kutupluktan daha yüksek bir ehemmiyeti taşıyor. Bir daha söyle, bir daha temel olsun. Rahat hocam, üstad saf fervel talebeler için bir hayatlarını kadettiler. Fakat Isparta kahramanlar için bir ömürlerini kadettiler. Orada öyle bir şey var yani. Evet. Hayat feda etmek kolay ama ömür feda etmek zor. Evet. Onun için. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim wa anta rabbul alamin. Rızan lillahi. Fatiha.